Merhaba arkadaşlar. Biz bugün baykuş kızı ve kertenkele ile kamp yapacağız. Çadırımızı kurduk. Hadi size içini gösterelim. Evet arkadaşlar, arabalarımızı dışarıya bıraktık. Ve şimdi çadırımızın içine gidiyoruz. Merhaba, ben Baykuş Kız. Ben kertenkele. Ben kedi çocuk. Arkadaşlar top oynayalım. Kedi çocuk, hadi topu bana at. Hadi baykuş kız top. Şimdi bana topu at. Top oynadık, yorulduk. Şimdi uyku zamanı. Hadi uyuyalım arkadaşlar. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Uyuyalım artık. İyi geceler baykuş kız. İyi geceler kertenkele. Aman Allah'ım. Romeo, biz ne yaptık böyle? Gördüklerine sen de inanamayacaksın. Çok fena bir şey yaptık. Bu sefer çok kötü oldu. Evet. Kedi çocuklar büyüdü. Kocaman oldular. Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Bizim yaptığımız anlaşılmasın. Romeo, seninle işbirliği yaptığım için çok pişmanım. Ben gidiyorum. Aman Allah'ım. Kedi çocuk ve kertenkeleye ne olmuş böyle? Kedi çocuk gerçek bir çocuk olmuş. Ve kertenkele de büyümüş. Kocaman olmuş bunların ikisi de. Ne yapacağım ben şimdi tek başıma? Şunları uyandırayım bari. Kedi çocuk. Kedi çocuk. Hadi uyan kedi çocuk. Kedi çocuk hadi uyan. Kedi çocuk. Aa, büyümüşüm. Ne oldu sana böyle? Kertenkele de büyümüş. Evet, ikiniz de kocaman oldunuz. Evet. Bir şey hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyoruz. Ne hatırlıyorsunuz? Bir şey tabii gördün ki mü gece? Evet. Çadırımıza biri mi girdi acaba? Biri girmiş olabilir. Romeo da olabilir. Gördün mü peki sen Romeo'yu? Hayır. Arabalarımız duruyor mu acaba kapının önünde? Sadece... Romeo'nun sesini duymuşum. Keşke bizi de kaldırsaydın. Baksana bana hiçbir şey yapmamış. Ben yine eski halimdeyim. Ama sen kocaman olmuşsun evet. Kedi çocuk. Sen nasıl böyle oldun? Nasıl düzelteceğim ben seni hiç bilmiyorum. Kertenkelenin de yüzünü göstersene. O da kocaman olmuş ya. Evet. Ne yapacağız biz şimdi böyle? Çadıra da sığmıyorsun kedi çocuk. Evet. Yıkacaksın çadırı, dikkat et. Ama kertenkele... Senin ağzın büyüdüğün için büyümüş. Evet, o da kocaman olmuş. Her evet. Yeri kocaman olmuş. Sen kendini evet. Görmüyorsun. Sen küçücüktün, kocaman oldun. Farkında değil misin? Eline baksana. Baykuş eline al bak. Baykuş senin yanında küçücük. Evet. Ben senin yanında küçücüğüm yani kedi çocuk. Nasıl düzelteceğiz peki seni eski haline? Romeo'yu bularak. Hemen ben gideyim Romeo'yu bulayım, arabama atlayayım. Ben hemen gidiyorum Romeo'yu bulmaya. Siz beni burada bekleyin ama sakın kıpırdamayın. Yoksa çadırı bozabilirsiniz. Kedi çocuk, kertenkele hemen yanıma gelmeniz gerekiyor. Bakın Romeo'yu getirdim. Arabanın arkasına bağladım. Kaçmaya çalıştı ama kaçamadı. Hemen bağladım onu arabanın arkasına. Şimdi hesabını bize versin. Sizi eski halinize döndürsün hemen. Romeo, bizi hemen eski halimize döndüreceksin.
Kedi çocuk, Romeo'yu çıkardın mı arabadan? Çıkarttım, evet. Evet, aslında büyük olman işe yaradı ya. Sen böyle mi kalsan kedi çocuk? Yoksa bilmiyorum, eski haline mi dönmek istiyorsun? Evet. Eski haline dönelim değil mi? Kertenkele, evet. Sen de dönmek istiyor musun? Evet. O zaman Romeo, hemen ne yaptıysan bizi eski halimize döndürmen gerekiyor. Hemen tekrar aynısını yap ve bizi eski halimize döndür. Tamam. Kedi çocuk, baykuş kız ve kertenkele. Az önce nasıl uyuduysanız şimdi yine o şekilde uyuyun. Ve ben sihiri tekrar yapacağım ve sizi eski halinize döndüreceğim. Hadi evet, tekrar aynı şekilde yatın. Evet, onlar uykuya daldılar. Evet, siz de gözlerinizi kapatın kertenkele baykuş kız. Evet, şimdi sihirimi yapayım, bunları eski haline döndüreyim. Yoksa bunlar beni mahvedecek. Buradan kaçamam da tek başımayım, arkadaşlarım da yok. Sihir neydi, neydi acaba? Okus pokus, abrakadabra. Sabah olmuş ya. Her yer aydınlanmış. Bakın çocuklar, hadi kalkın. Kertenkele. Baykuş kız. Hadi kalkalım. Sabah olmuş. Kahvaltı edelim. Karnım çok acıktı. Hadi kalkın artık. Hadi uyanın. Sabah oldu. Çıkalım kahvaltı edelim. Günaydın kedi çocuk ve kertenkele. Dün akşam olanları hatırlıyor musunuz? Hayır, ne oldu ki baykuş kız? Aa, gerçekten hatırlamıyor bunlar ya. Ya kedi çocuk, sen kocaman oldun, çok büyüktün, ellerin ayakların dev gibiydi. Ve kertenkele senden biraz küçüktü sadece. Ama ben normaldim ve bunu Romeo yapmıştı. Ben Romeo'yu gittim yakaladım ve bize, yani sizi eski halinize getirdi. Ama hiçbir şey hatırlamamanız daha iyi, biliyor musunuz? Çünkü ben çok korktum hatırladığım için. Hadi kahvaltıyı evimizde yaparız. Kamp yerimizi boşaltalım, hemen gidelim.